Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayız. Yeni bir biliyorsunuz konsept başlattık. Oyunlardaki ve filmlerdeki aksiyon sahnelerini hem deneyimliyoruz hem sizlere anlatıyoruz. Bu videoda da Raid 2 filminden bir sahne seçtik. Yani Türkçe meali. Baskın. Baskın filmi. İngilizcesini, Raid'in Türkçesi baskın bilmiyorum, böyle çevirmişler. Filmi izlemeyenlere şiddetle tavsiye ederim. Filmin hani başrol oyuncusu bir silat dövüşçüsü, yani hani kendi ülkesinde de bu işi zaten yapıyor, eğitmen düzeyinde dersler falan da veriyor. Eskrima ve silat arkadaşlar, bu Endonezya, Malezya, Filipinler gibi o bölgedeki genel dövüş sistemleri birbirine çok benzer. Savaş sanatları ve içinde genellikle bıçak, silah, işte kesici dediği aletler kullanılır. Uzun sopalar. Aynen. Bu filmde onun üzerine zaten. Hani biraz da bu sistemi tanıtmak için çekilmiş gibi de düşünebilirsiniz. Bu filmde kesinlikle sponsorluk almadık. Filmin tavsiyesini yaptık. Aynen ve bence John Wick'i hepiniz biliyorsunuz. John Wick'ten bence daha güzel. Hani bir seri. John Wick'in şeyi tarzı farklı. Bu biraz daha farklı. Bu biraz daha sahneler real. Yani biz biraz daha bıçağı fazla seviyoruz belki. Yani. O yüzden. John Wick'te daha çok adamı vur geç yaptığı için. Son filminde bayağı. Çok keyif almamıştık. Ama onunla ilgili de yine istediğiniz sahneler varsa aşağı yorum olarak yazın. İstediğiniz oyun, istediğiniz dizi, film, hani aksiyon sahnesini merak ettiğiniz sizin için anlatalım. Arkadaşlar öncelikle başrol burası. Atak yaptığında yani filmde bu şekilde blok alıyor. Bu saçma bir blok. Neden? Yani devam ederse eğer aşağı doğru çekmelerde ya da burada herhangi bir şekilde... Bıçağı ters tuttuğu için burada belki sıkıntı olmamış. Blok alıyor. Blok aldıktan sonra aşağıdan bir atak yapıyor. O da bana blok alıyor. Saplamak için aslında geliyorum. Ben burada normalde hamle yapmazsa eğer... Yani aslında orijinali şu. Geldim. Ben buradan saplayarak devamında belki hani o son sahneyi ben yapacaktım ama engelliyor. İçimde kaldı falan gibi. Buradayım. O engelledi. Ben ne yapıyorum? Çeviriyorum. Kesmek için uğraşıyorum. O hala taşıdı. Burada çıktık. Ne yaptık? Buraya döndük. Hamle geldi. 1-2 kesmek için uzandım. Belki sahnenin en keyif aldığım yeri burasıydı. Ne yapıyor? 1-2-1-2. Kesinlikle işe yarayan tekmelerdir. Birkaç kere çekerken Sinan'a aşağı kaçtığından kaynaklı düşürdüm. Burada ne yaptık? 1-2 vurduk. Ondan sonra ne yapıyor? Yukarıdan bizim ülkenin en büyük saldırılarından yumruk olsun, sopa olsun, bıçak olsun, belki en çok kullandığımız tekniklerden birisi. Alnının çatına. Alnının çatına saplama. Ne yapıyor? Burada ben elimle baskı yaparken o da benim kolumu tutuyor ki hani şöyle çekemeyim, kaçamayım diye aslında. Burada beni yönlendiriyor. Sonra ne yapıyoruz? Burada bıçak değiştiriyorlar ama sahnede orada bir error var. Error evet, vermiş sahne. Orada sahnede şeyi keşfettik. Biz değiştirene kadar imanımız gevredi burada. Sonra ne yapıyor? Boynunu kesmek için bir hamle yapıyor. Sen önce yap. Heh. Evet. Buradan geliyorum. Yönlendirdi beni. 7 vuruş var eskrimada. Olduğu yerden direkt kalbe bir vuruştur. Yine yönlendiriyor. Boşta kaldığımdan kaynaklı. Ben buradan dirsek çıkıyorum ki gerçekten bu Sinan'a birinde oturdu. Tamam. İşaretlemeli. Buradayım. Sonra ben çektim. Karnına bir vuruş, 5 vuruştur eskrimada. Geldim, yönlendirdi. Burada yakaladı bileğimi. Önce bileğimi kesti. Bir dakika abi. Anatomi dersi. Buradan kesilirse arkadaşlar ne elinizi sıkabilirsiniz ne oynatabilirsiniz. Üstten kesilirse elinizi kaldıramazsınız ama sıkabilirsiniz. Buradan kestiği için bıçak anatomikte doğrudur. Orijinala düşüyor. Evet. Sonra ne yapıyor? Açtıktan sonra atak yapıyor. Tabi bu devamı normal, hani dışarıda böyle bir şey olsa, hani dışarıda demeyeyim mi? Savaşta olsa böyle yaparsınız. Devamında birazcık filme görsellik katsın diye. Dışarıdan bu adam bu şekilde çevirip ben de dönüyorum ve buradan çekiyor. Saçım şekil, önümden çekil. Burada detay olarak şunları anlatalım. Bir bıçağı alırsan normalde hani bu bir savaş sanatı olduğu için normalde bu kadar uzamaz. Bu kadar uzamasının tek sebebi şu olabilir. İki kişi çok ustadır. Hani refleksler böyle mükemmeldir. Ben bunu salladığımda aldığımda tak normalde. Hani film olmasaydı gerçekte bu böyle olurdu. Ama yani, film olduğu için tekil atak geliyor. Her bir parçada arkadaşlar... Bir kesiş var. Her bir parçada normalde bitirecek bir sürü hamle var. Ben burada bu kadar geriye çekilmeme de gerek yok. Yönlendirdi. Hemen buradan geri gelip bir şeyler yapabilmem gerekiyor. Savaş sanatları bu yüzden hani kısa öz... Ve hızlı pratiktir. Daha işe yarardır. O yüzden bıçağın savunması böyle bütün dövüş sanatları, hani uzak doğu dövüş sanatları hocaları hep söyler. Çok zordur.
Ama hani imkansız değildir. Yani adam çok bir şey bilmiyorsa... İmkansız olduğu durumlar da var arkadaşlar. İşte, bunu bilen birisi karşınıza gelirse... Ya ben de iddia edeyim, bu bıçağı benim elimden de kimse alamaz, Mehmet'in elinden de kimse alamaz. Çünkü biz bunu kullanmayı biliyoruz. Zaten savaş sanatlarının özü buna savunma değil, bunu kullanmaktır. Diyor ki birileri, silah çıkarım. Kısa mesafede şöyle bir dünyanın kabul ettiği bir şey var arkadaşlar. Aynı buradayız. Benim bıçak burada, Sinan'ın da silahı orada. Benim bıçak daha tehlikeli. Neden? Ben bunu çıkarttığımda onun çevirip, hadi emniyeti falan da açık olsun. Hiç emniyetine falan da gerek yok. O namluyu bana çevirene kadar ben kesebilecek bir sürü nokta yakalayabilirim ki kısa mesafede her zaman. O yüzden bu gördüğünüz özel timler, hani her ülkenin bir tane de yanlarında bıçak taşırlar. Neden? Burada silahı anlık yönlendirmeler vardır ama bıçağı her yönlendirişte misliyle geri döner. Hani gel buradan ben yönlendireyim. Misliyle geri döner. Hatta şöyle ya. Neyse biz çok burana girmeyelim. Sonra adam nasıl keseceğim onu öğrenip bunu başlayacaksınız. Yani zaten şöyle ordular ve bunları yöneten insanlar gerizekalı olduğu için fazladan mermi vermek yerine ellerine bıçak veriyorlar. Hani çünkü silah daha hani işe yarıyor, bıçak işe yaramıyor. O yüzden bıçak veriyorlar. Belki çok ucuz. O da olabilir. Değildir oralarda 3.5 lira. Olabilir aynen 3.5 lira, 4.5 lira. 4.5 lira. Adam başı yeterli sayıda veriyorlardı. Aynen. Hasarlık yaptırdı. Yani o yüzden arkadaşlar bıçak hani böyle ilk insan bunu böyle kesici bir şey keşfettiği günden taş, beri. Taş yoğun taraftan. Yani günden beri bu tarz cisimler bence hani dünyadaki en son savaş ne zaman o bilmiyorum. O zamana kadar devam edecek bir şey. Zaten Einstein'ın hani bir şeyi var ya. 3. Dünya Savaşı bilmiyorum. Şeyle olacak falan diye. 3. Dünya Savaşı'nı bilmem ama... Yani 3, 4, 5, 6 neyse olursa... çünkü arkadaşlar... Yani... En düşük teknolojiyle üretilebilecek en mükemmel silah bence... Bıçak. Bıçak deyince elde demirden olmasına da gerek yok. Bir ağacı bile şöyle hafif yonttuğunuzda ağacın kalitesi hani... Sağlamlık kalitesi aynen. Güzel bir ağaç kesinlikle. Burada ki abi şimdi var... O bıçak yani... Yani şeyden de var, adamlar mermerden falan yapıyorlar. Aynen öyle. Mutfaklarda hani daha şey olsun, steril olsun falan diye... Hani bıçak tahtadan, her şeyden yapılabiliyor artık. Her şeyden yapılabilen bir cisim ve çok kolay hani şöyle yaptığı neyse oralara da çok girmeyeyim. Tamam ben şeyi söyleyeyim mi? Daha 10 dakika olmadı çünkü bu. Son olarak arkadaşlar bu tekniklerdeki alışlar bu eskrimadır. Mesela bize şey geliyor Metal Gear Solid miydi oyunun ismi tam hatırlamıyorum. Orada kullanılan şey CQC teknikleri falan diye bu işte close combat yakın dövüş teknikleri. Bunların hepsi eskrim arkadaşlar. Eskrimayı biraz araştırın. İşte ya bu gökten inmiş oyun için icat edilmiş falan diye bazı muhabbetler duydum. Bildiğiniz bizim her zaman yaptığımız çalıştığımız teknikler. Şöyle film için bir tane bu işin ehliyle anlaşıyorlar. O sahneyi o dizayn ediyor ya da Choreography. Biz kanalımızda şöyle bir şey kullanılmasını istiyoruz. Hoca geliyor yapıyor, teknikleri de pastanı çıkarttırıyor üstüne hani yeşil giysi giyerekten o sensörleri takaraktan. Filmdeki sahneleri izliyorsunuz. Film için koyduğu adamın teknikleri siz geliştirilmiş zannediyorsunuz ama adamda daha 1000 tane var. Bir tanesini oraya bırakıyor gidiyor sadece. Bu videomuz böyleydi. Dediğim gibi böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar lütfen beğenin, yorum yapın, paylaşın. Instagram hesabımız var Sağlam Dövüş. Orada da sadece bunlarla ilgili videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Oradaki videolarımızı da izleyin, paylaşın Instagram hesabımızı arkadaşlarınızla. Yine aşağıda yorum şeklinde istediğiniz hani sahneleri link olarak da atabilirsiniz. Hani şu o filmdeki şu sahnenin linki hani bunu yapar mısınız diye. Hoşumuza giderse çekeriz arkadaşlar. Sade film sahnesi. Oyun. Oyun değil. Anime falan izleyen varsa onlardan da atabilir. Onları da yapabiliriz. Yaparız da onun için ciddi yani bir efek. Sünen uzayan yaparız. Ben Kagebushin'in hoşusu yaparım vallahi bilmiyorum. Neyse. Evet. Bu videomuz böyleydi. Bol bol kitap okuyun arkadaşlar. Kavgadan, dövüşten uzak durun. Kış geliyor. İyi beslenin. Hasta olmayın. İşinizden gücünüzden olmayın.